Saat sen ne yapıyorsun? Sadi. Merhabalar. Evet, o beklenen artık yaşanıyor. Nasılsınız? Hoş geldiniz hepiniz. Sürpriz yumurtadan bugün ben çıktım arkadaşlar. Şaşırdık mı? Asla. Evet, biraz toplanalım, sohbetimizi, muhabbetimizi edelim. Bu akşamki bölüm için heyecanlanalım. Selcan, vıylamayacaksan gel yanıma. Ama vıyılıyorsun genelde sen. Evet arkadaşlar, bugün beraber güzel sorular cevaplayacağız. Güzel muhabbetler edeceğiz. Güzel şeyler konuşacağız. Ben biliyorsunuz artık bölümler için olan heyecanıma sığamadım. Taştım. Dedim admin, artık böyle bir şeyler, yani buraya gelelim, insanlarla sohbet edelim. Admin dedi ki biz zaten bunu planladık. Dedim tamam, ne kadar güzel. Evet tabii, herkes payaslıyı soyuyor. Bir payaslı yetmiyor, iki payaslıya mı ihtiyacınız var arkadaşlar? Aşk olsun size ya. Yani tabii biz çok yoğun, çok güzel şeyler çekerek çok yoğun çalıştığımız için ister istemez sevgili partnerimin de bazı günler dinlenmeye ihtiyacı oluyor. O bugün sette değil, onun yerine ben varım. Ama bir dahaki sefere umuyoruz ki beraber yaparız yayını. Ben size yetemiyorsam ben bırakır giderim buraları, olmaz. Şimdi siz bize sorularınızı hazırlayın. Ben size şimdi birazdan çok güzel sürprizler de göstereceğim sağda solda. Gezeceğiz biraz buraları. Sohbet edeceğiz. Evet, benim 12B'den yayına gelmek isteyen varsa onları da alırım birazdan. Menengiç yok mu? Arkadaşlar, menengiçimi şuradan göstereyim. Menengiçsiz bir sete çıkmıyoruz. Bunu da buradan belirtelim. Setimizde menengiç eksik olmaz. Yüzük nerede? Sadi görmesin çıkarttınız. Arkadaşlar artık o kadar alıştım ki bu lavuk savara. Bir gün hatırlıyorum, yani setten çıkıp eve bununla gitmişim. 3 gün falan bununla kalmışım. Hiç haberim yok tabii. O kadar alışmışım ki takmaya artık. Buradayız, evet. Kusura bakmayın, benim bir telefonum çaldı yanlışlıkla. Evet, bu sorular o zaman biraz cevaplayalım. Bir iki soru cevaplayalım. Gezelim biraz. Sonra biraz daha cevaplayalım. Sonra ben sette bir iki kişiye baskın yapayım. Beraber izleyelim. Ne olacak? Evet, şimdi soru alacağım. Hangisini alsak ben... Ertan Saban'ı 3 kelimeyle tanıdığın kadar anlatır mısın? Anlatayım. Yani aslında tek kelimeyle de anlatabilirim. İnsan. Yani partnerim benim bu zamana kadar hayatımda hem izlediğim, hem beraber çalıştığım, en iyi anlaştığım, en iyi şekilde paslaştığım ve İnsani olarak da birbirimize çok destek olduğumuz bir bağlantı kurduk sağ olsun. O da o benim üstadım, zaten bana çok yardımcı oluyor sağ olsun. Yani onu ben ne 3 kelimeyle, ne tek kelimeyle, aslında ne de birkaç cümleyle anlatabilirim. Hayatınızda ki şanslarınızdan biri olurdu onu tanımak. O kadar söyleyeyim. Başka bir soruya geçeyim bundan sonra hemen. Ben çok bu arada yayın yapmadığım için soru alma etme olaylarını çok bilmiyorum ama çözeceğim. Sadiye o kadar öğrettik. Benim önce öğrenmem, sonra onu öğretmem lazım galiba. Bakıyorum. Gülmekten çekemediğiniz sahne var mı? Gülmekten çekemediğimiz sahneleri şöyle söyleyeyim. YouTube'a Sadi Songül yazarsanız hepsine gülmekten çekemedik ama çektik işte bir şekilde. Çok eğleniyoruz. Bir de bir yandan yorumlarınızı okuyorum ben ve çok güzel şeyler yazıyorsunuz ya. Evet, devam edeyim. Saatgül için heyecanın bizi çok mutlu ediyor. Devrim, en güzel Saatgül anı hangisiydi sence?
Yani her anısı inanılmaz kıymetli geçiyor. Her anısı o kadar güzel geçiyor ki. Biz zaten sette bazen hani Altan hocamız, Altan Dönmez sette biz sahneleri çekerken bazen ya o çok seviyor zaten yaptığı işi. Bazen kesmiyor. Biz devam ediyoruz, devam ediyoruz. Eğleniyoruz, eğleniyoruz. Artık hani gülmekten bir süre gülmemizin beklenmesi falan geçmesi bekleniyor falan. Böyle çok tatlı şeyler oluyor. Bu yüzden de mutluyuz yani, şükür çok. Ama çok şanslıyız birlikte çalıştığımız için. Diziye nasıl katıldın? Anlatır mısın? Ben yanlış soruyu alıp yanlış soruyu cevaplıyorum ama olsun. Bu soruyu cevaplayayım şimdi. Diziye nasıl katıldın? Bir önceki işim bittikten sonra aslında biraz da kader birleştirdi bizi. Bir önceki işim bittikten sonra biraz aslında dinlenmek isterken hayat gerçekten bildiği gibi geldi o sırada bana. Ve senaryoyu okuduğum anda gülmekten ve gözlerimin doluşundan bir süre mola vermek zorunda kaldım. Bu yüzden de şans oldu hepimizin bir araya gelmesi. Çok kıymetli şeyler yaşandı. Belki de benim nezdimde söylüyorum. Belki de bu başarıya ulaşmamızın en güzel sebeplerinden bir tanesi. Gerçekten işin adı gibi hepimize hayatın çok güzel şeyler getirip birleştirmesi oldu. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Altta inanılmaz güzel şeyler yazılıyor. Onları takip etmekten konuşsam mı, okusam mı arasında kalıyorum sürekli ama. Bugünkü bölüm nasıl? Şimdi ben size kalkıp bugünkü bölümü nasıl anlatayım? Saat kaç? Of! Bizim bu saatlerimiz geçmiyor ya yayın süresine kadar. Yani Özgü Delikanlı benim yayınıma mı katıldı? Bir saniye. Özgücüm. Hazırla menengiçini, geliyorum. Evet, bir çıkalım karavandan. Ben size bir sağa sola bir göstereyim artık. Artık çıktık. Çıktık geziyoruz. Çıktık geziyoruz. Evet. Şöyle bir genel göstereyim. Buyurun efendim. Setimiz bu şekilde. Bakın bunlar bizim canımız, ekip arkadaşlarımız. Sen niye oturuyorsun Kutaycığım? Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Ne yapıyorsun burada? Peki sana bir şey soracağım. Şimdi Kutay bizim rejiden arkadaşımız. Kendisi çok başarılı bir yetenek. Şimdi sana şey sorayım. Zülmel mi yoksa Argiz mi, Arlin mi yoksa Gizmer mi? Hangisini seviyorsun? Sadgül daha samimi geldiği için. Bana. Ama tamam, ötekilerden hangisi? Zülmel'i de seviyorum. Zülmel'i biz de seviyoruz. Onların da samimi geliyor. Peki bu Gizem'in arada kalışlarını ne yapacağız? Bilemiyorum ama biz çok de bilemiyoruz, inan. İnan biz de bilemiyoruz. Ben buradan şimdi ayrılıyorum. Başka birinin yanına gidiyorum efendim. Şimdi bakın efendim neler oluyor. Bir şunu bir teşekkürler. Allah Allah. Allah Allah yengem. Yenge. Ne haber? İyi sen de? İyi, sen benim yayınıma katılıp 5 metre yanıma gelemedin mi peki? Gelemedim, kusura bakma. Neden gelemedin? Yenge çözebiliyordum. Ama nerede? He tamam. Tamam, sen de içiyorsun, süper. Evet, ben tamam. De içiyorum. Ne sordun az önce? Gizmer mi? Az önce Gizmer mi dedim, Arlin mi dedim, dedim işte herkes diyor ki yani diyor işte bir kararsızlar sizin gibi onlarda ama işte size sormak lazım. Sizin bu gönlünüzün efendisi kimdir efendim? Hikayedir. Hikaye sormak. Hikayedir. Hikaye sormak lazım. Lazım. Peki söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ne yazılıyor? Dur bakayım. Ne yazılıyor? Bir bakalım. Yani herkes devrim yazmış o yüzden. Ya şu an yayını ben açtım. Tabii ki devrim yazacaklar. Şimdi de seni yazacaklar. Ne olacak? Evet. Arlin. Arlin. Evet. Yok yok, çok güzel şeyler var da biz bugün acaba bölümü kaçıracak mıyız? Peki anlayayım. Senin Arlin deme sebebin Araz'ı Aylin'e itip seni kendine almak yok, olabilir yok, mi? Yok yok, bilinçaltım öyle bir şey söylemiyor. Sen öyle bir şey kaçırdın bence ağzından. Hiç boş verin arkadaşlar, boş verin, hiç onu dinlemeyin o an. Peki şimdi biz sette şuraya koyalım. Şimdi biz setteyiz. Biraz senin yanında durup kaçacağım sonra. Hadi sen bir tane soru seç bize. Ben gel bak seçeyim. Burada soru. Bunu durduramıyorum tamam, ben. Tamam, durduralım. Bir tane soru seç bakalım, ne seçiyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Bir Saadi taklidi alabilir miyiz? Bence ikimiz de yapabiliriz bunu. Ne diyorsun? Hangisini? Ne diyorsun sen, çünkü yaparsın diye düşünüyorum. Bir şey var ya bizim ütü sahnesindeki. Aynı anda yapalım mı? İster misin? Yap. Aynı anda yapalım. Bırak ya, bırak ya. Ya bir dakika ya. Ben bırak ya. Ya ben geliyorum. Nasıl ya?
unut. Şunu yap. Sadi. Tamam, tamam, gelmiyoruz, gelmiyoruz. Hadi bak yapıyoruz. 3 2 1. Sadi. Sadi. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemem lazım. Devrim Hanım'ın Sadi deyişi çok iyi değil mi? Ya ben ışık konuşmayalım, onu bir şey yapmayalım, onu bir şey yapmayalım, onu bir şey yapmayalım. Mustafa ve Sanem yok mu? Mustafa ve Sanem... Yok. Yok. Nisa Hanım nerede? Nisa Hanım galiba sette. Biraz millete çemkiriyordur diye düşünüyorum şu an. Neler neler oluyor kim? Şeyi seviyorum ben Ertan abi de. Şey yapıyor ya. Yaparım, içersin. Ha, menengeç yapayım, içersin. Yapayım, içersin. Hadi bir tane daha soru seçelim. Bakalım bakalım bakalım. Evet, ben bu soruyu cevaplamak istiyorum. Gelsin Hayat bildiği gibi final yapmayı düşünüyor mu? Bu film final olmamalı. Film değil, dizi önceliği. Bunu düzeltmeye bayılırım kendi hayatımda da. Arkadaşlar işimiz Allah'a şükür çok güzel gidiyor. Show TV, BKM ve bizim resmi hesabımız dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz. Vallahi trafikte sizin hepinizi bulur, cezanızı keserim. Hiç gerek yok böyle şeylere inanmaya. O yüzden... Yani bizden duymadığınız sürece lütfen böyle haberlere inanmayın. Biz duyurursak öyle bir şey vardır ama aynı anda vur. Tam olmasını istiyorum çocuk ya. Çocuk garip bir yer. Hadi 3-2-1-1. O yüzden şükür iyi gidiyoruz. Bu telefonda kayıyor sürekli. Evet, bu akşamki bölüm için heyecanlı mısın peki? Ben bu akşamki için çok heyecanlıyım. Peki neden heyecanlısın? Çünkü çok güzel bir bölüm değil mi? Çünkü aksiyon var ya, çok fena aksiyon var. Aksiyon var, eğlence var, aşk var bol bol. Başka yani... Sadi ben... o var. Onlar o zaten illaki olacak. Peki ben seni o zaman biraz ezber yap diye bırakayım. Ben biraz doğru, daha seti doğru gezeyim. Biraz sen biraz mi çalış. Sen çalış biraz, geliyorum. Gezmeler. Teşekkürler. Şimdi bakalım nerelere gideceğiz. Bakalım bakalım bakalım. Biraz aslında ben size siz sürekli şimdi haftalardır ekranın önündeki isimleri görüyorsunuz ama ben biraz arkayı da göstermek isterim. Kazım Bey bizim prodüksiyonumuzun canı ciğeridir. Teşekkür bizim ederim. İçin her şeyi yaparlar efendim. Bu Kazım Bey. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Başka kimlere gidelim? Evet, diğer ekibimiz de böyle böyle geziyor. Hazırlığa gideyim ben. Hazırlık kararın neredeydi? Boş. Şimdi boş mu? Ne demek boş ya hazırlık karavanı? Bu kostüm yanlış yanlış geldik ya. Yanlış geldik. Aman ya. Aman ya. Ay kapattım. Merhaba. Şu an çok meşgul. Ne demek? Nereye kapatıyorsunuz? Nereye? Ne demek ya? Seyrediyorum ben. Aa ben bakayım ya. Vallahi seyrediyorlar. Ama biraz geriden geliyor. Biraz geriden mi geliyor? Peki yankı yapmasa diye acaba iki saniye... Şey... Hayır, ben şimdi canlı yayın açacağım bir dakika. Neler oluyor ya? Peki. Gelmemişim. Peki buraya geldik. Şimdi evet. Burada hazır. Çekebilir miyim efendim? Tabii ki. Buyurun. Burada bir adet Songül düşmanım Meltem. Burada. Filiz Hanım. Filiz Hanım burada. Mak yüzümüz. Biz böyle hazırlanıyoruz işte hemşireler hep birlikte. Birliği. Hemşireler Birliği. Evet. Burada Ömer Bey var. Bizim... Güzel saçlarımızı yapan merhaba insandır kendisi. Teşekkür ederim. Rica ediyorum efendim. Biz bu şekilde keyifli çalışıp söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İki dakika şurada durmayalım. Oğluşumu gördüm ya. Aha gelin burada gelin bir ana oğul. Benim. Ana. Anam. Anam. Oy oy oy. Bak bak bak. Sen ona. Bak bak. İçeri bir yan yatır. İçeri. Heh. Hadi poz verelim. Poz hadi poz burada. Tamam. Tamam. Herkese merhaba. O zaman hep birlikte o zaman akşamki bölümümüzün hashtag'ini duyurabilir miyiz? Hadi. Gelsin Hayat bildiği gibi etiketiyle. Yorum herkes. Hashtag. Hashtag. Ya biz böyle işte keyifli keyifli çalışıp hazırlanıyoruz efendim. Özge Hanım. Her perşembe saat 5'te sürpriz. Yes, evet her perşembe bu artık. Klasik olacak herhalde değil mi? Evet efendim, evet efendim. Ben sizi hazırlığınızda yalnız bırakayım artık, tutmayın görüşürüz, sizi. Görüşürüz. Öperim hepinizi. Evet, benim daha yolumuzun. Evet. Gel, gel gel canlı yayında çekelim. Bu arkadaşımız geldi sağ olsun. İsmin ne? Burkan. Burkan, kaç evet yaşındasın? 18'ime giriyorum. Giriyorsun, bizi izliyor musun? Evet. Ne kadar çok izliyorsun? Arada denk geldikçe. Ayıp ettin ama, ben ama gidiyorum. Ama abla, bu ara... Tıp var. O zaman hiç izleme boş ver. Sen çalış. Sen çalış o zaman. Çalış tamam. Oldu mu, çektiniz mi?
Çok teşekkür ederim. İyi bak kendine. Görüşmek üzere. Evet, birazcık daha gezelim bakalım neler oluyor. Dönüyorum dolaşıyorum. Herkes sette abi. Ben anlamıyorum ki. Sizi çekeyim biraz ya. Siz neler yapıyorsunuz? Anlatın bakalım setimiz nasıl geziyor. Öyle denir mi Allah aşkına? Ne diyelim şimdi? Hayır, herkes çalışıyor. Herkes çalışıyor. Teşekkür ederim. Birazcık daha soru cevaplayalım o zaman. Ben karavana geri dönüyorum. Birkaç tane daha soru cevaplayalım. Daha sonrasında karavanı bulamadım. Evet, bir saniye geliyorum. Evet, şimdi siz bize şöyle bir güzel sorular sorun bakalım ya. Bu Sabgül FC Başkanı size cevaplasın hepsini. Evet efendim. Bu arada yani bugün böyle bir şeyle karşılaştım. Teşekkür ederim. Anam döktüm ya. Olsun. Ben bu sakarlığımla valla. Olsun ya. Hiçbir şey olmaz. Dökülen menengiç olsun. Yenisini yaparız. Menengiç yapayım içeriz. Evet. Evet şimdi güzel soruları alalım. Yani denk geldiğim soruları daha doğrusu. Çünkü çok fazla soru var. Ve çok güzel hissettiriyor. Partnerin Ertan Saban olduğunu öğrendiğinde tepki nasıldı? Arkadaşlar şimdi şöyle. Benim nezdimde söylüyorum. Haddim mi onu da bilmiyorum ama sevgili partnerim benim için Türkiye'deki en başarılı, yetenekli ve en kıymetli oyuncuların en başında geliyor. Bu yüzden o benim hem aynı zamanda üstadım olduğu için, ondan çok beslenebileceğim için, birlikte çok güzel anlaşabileceğimiz için çok mutlu oldum, çok gururlandım. Çünkü benim için her set bir okul gibi geçiyor zaten. Bu sefer de şanslarımdan en güzeli sevgili Ertan Saban oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Şeyi de anlatayım. Orayı kimse bilmez. Küçük bir özel bir şey paylaşayım sizinle. Biz okuma provasındayken ben daha henüz Ertan'la tanışmamıştım. Yani merhabamız henüz yoktu. Yüz yüze denk gelmemiştik. O gün işte herkes provaya gitti falan. Karşılıklı oturuyoruz. Hayatta birbirimize kurduğumuz ilk cümleler Sadi ve Songül'ün cümleleri oldu. Yani biz aslında arkadaşlık ilişkimize, dostluk ilişkimize Sadi ve Songül olarak başladık. Bu çok kıymetliydi. Onun işe yaklaşış şekli, benim aynı şekilde denk gelmemiz falan çok tatlı oldu. O yüzden şanslıyız. Yani Allah hepimizi bir araya getirdiği için biz çok 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 mutluyuz. Zaten beni biliyorsunuz. Ben yani setten eve gidiyorum. İnanılmaz editler yapıyorsunuz. Sürekli izliyorum onları. Kahkahalar atıyorum, gülüyorum, izletiyorum. Bu arada bunu soranlar çok oldu. İzletiyorum emin olun. Herkesin her şeyden haberi var. Hep birlikte gülüyoruz o videolara. Çünkü çok çok zekice part, yani çok çok zekice partları alıp birleştiriyorsunuz. Bunlar çok kıymetli. Bunları da söylemek istedim hazır yayını açmışken. Şimdi birkaç tane daha son soru alayım. Ondan sonra ben de birkaç sahne çekeceğim. Daha fazla uzatmadan bir de ben de şimdi sahnelerimi çekeyim de eve yetişeyim, bölümü izleyeyim. Öyle de bir şey var. Hep birlikte bu akşamki bölümde hem ağlayalım hem gülelim. Kavga gürültü var mı bugün? Olmaz mı ya? Olmaz mı? Her şey var, her şey. Ha şeyi sormuşsunuz, klip muhabbetini sormuşsunuz. Evet, sevgili Cihan Güçlü'ye bir klip çektik. Biraz sürpriz hazırladık size. O mektup sahnesindeki çalan Gitme şarkısı inanılmaz güzel bir şarkıydı zaten. Küçük sürprizlerimiz var o konular hakkında. Zaten yakın zamanda onlar duyurularını yaparlar. Bir tane daha şurada soru gördüm. Onu da cevaplayalım. Daha sonrasında belki sahneye geçmek zorunda kalacağım çünkü. Evet. Soru ararken boşlukta da kalmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Rulet sahnesi muhteşem ötesiydi. Partnerin Ertan Saban... ben soruları karıştırıyorum arkadaşlar. Rulet sahnesi muhteşem ötesiydi. O sahneye nasıl hazırlandınız? Çok gerçekçiydi. Şimdi bizim... Yengem! Ali! Neredesin? Alayım mı seni yayına? Gel! Sahnede değilsen. Hemen o sorunun cevabını vereyim.
Şimdi şöyle oldu. O sahne çok önemli bir sahneydi ikimiz için de. Çünkü rulet oyunu ciddi bir oyun ve ciddi bir konsantrasyon istiyor. İşte az önce de bahsettiğim cümleler şöyle cümlelerdi. Şunu anlatmaya çalıştım aslında. Partnerler birbirlerini çok iyi tanıdıkları zaman böyle sahnelere hem psikolojik hem de çok bildikleri yerlerden çok iyi destekler veriyorlar. Sevgili yönetmenimiz Altan Dönmez de o sahneden önce özellikle bizlerle çok uzun dakikalar konuşup sahnenin ruhunu da hissettirmek açısından çok emek verdi. Ve inanır mısınız o sahneyi tek seferde çektik. Çok da içimize sindi. Sizin de umarım içinize sinmiştir. Şeyi az önce tam şey yapamadık, uyamadık birbirimize ama bu akşamki hashtagimiz gelsin hayat bildiği gibi. Hashtagiyle yorumlarınızın hepsini okudum biliyorsunuz zaten de siz yine de ben bunu söylemiş olayım size. Şu ben Mirket'i bir yayına alıp sonra yayını kapatmak istiyorum. Çünkü sahneye geçeceğim. Ve zaten artık canlı yayınlarımız olacak. Mahrum kalmayacaksınız hiçbirimizden, merak etmeyin. Çünkü biz de sizlerle iletişim kurmayı çok seviyoruz. Ama galiba Ali sette şu an. Aynen, Ali'nin sahnesi varmış. Neyse, zaten haftaya onları da göreceksiniz. Benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bu maskeleri de kendime... Bu benim gözüm değil ama olsun, olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Akşamki bölümde yorumlarınızı okuyacağım. Sizleri çok seviyorum. Herkese çok selam.